بسم الله الرحمن الرحيم. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve l'akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen hafta Vel Mursalat suresinden okumuştuk. Bu hafta aynı sureyi devam ediyoruz. Ama bir bütünlük olsun diye açıklamalara girmeden baştan kısaca böyle hızlı bir şekilde ayetlere meal vermek istiyorum ki devamını bir bütünlük içerisinde takip edelim. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا marufu, iyiliği, doğruluğu getiren ayetler hakkı için. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا bu ayetler, getiren ayetler küfrü yıpratan, onun belini büken, onu parçalayan ayetler hakkı için. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا doğruluğu yayan, Allah'ın dinini yayan ayetler hakkı için. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا küfrü parça parça eden, bölük bölçük eden ayetler hakkı için. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا insanların zihnine bilgi yerleştiren ayetler hakkı için. عُذْرًا اَوْ نُذْرًا bu bilgi anlatan için Allah'ın yanında bir özür, dinleyen için de bir uyarı olsun diye. Bütün bunların hakkı için şunu size söylüyorum demiş oluyor Allah-u Teala. اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا size yapılan vaat, verilen söz mutlaka yerine gelecektir. فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ yıldızlar silindiği zaman وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ gök yarıldığı zaman وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ dağlar atıldığı zaman böyle toz haline gelip de yerinden dağıtıldığı zaman وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ işte bütün bunlar olduktan sonra yeniden dirilme oluyor. Elçilerin söz verdikleri vakit geldiği zaman لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ hangi gün için tecil edilmişse, yani hangi gün buluşma sözü verilmişse işte o gün geldiği zaman. لِيَوْمِ الْفَصْلِ ayırma günü. Bu dünyada mümin kafir, inanan inanmayan hepsi birbirinin içine girer. Hatta bazen inanmayanlar inananlardan daha mümin gösterirler kendilerini. Daha dindar gösterirler. Böylece inananların tepesine binme fırsatı elde ederler. Ama ahirette bunlar ayrışacaktır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ sana kim anlattı? O fasıl günü nedir? Ayırma günü nedir? وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ o gün çirkinlikler yalancılar üzerinde olacaktır.
çirkinlikler yalancıların üzerinde olacaktır. Tabi buna vay haline diye de anlam verilir. Yazıklar olsun diye de anlam verilir ama esas olan o gün bütün kötülükler yalancıların üstünde kalacak. Neden Allah-u Teala yalancılar diye bir ortak tanımlama yapıyor bütün kafirlerle ilgili olarak? Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın ayetleri yalanlanamayacak kadar açık ve nettir. Tabii Allah'ın dinini Allah'ın ayetleriyle anlatırsanız bu olur. Allah'ın dinini şunun bunun sözleriyle anlatırsanız o şubu kim olursa olsun orada bu sonuçlar ortaya çıkmaz. Ama Allah'ın dinini Allah'ın ayetleriyle anlatırsanız karşı taraf bunu çok açık ve net olarak anlar. En küçük şüphesi olmadan anlar. Kabul edip etmeme ayrı bir konudur. Kabul ettiği zaman doğruları kabul etmiş, kendi fıtratına dönmüş olur. Kabul etmediği zaman kesinlikle yalan söylüyordur. Yalan söylüyordur. Çünkü gerçeği anlamıştır. Ondan dolayı adına kafir denir. Tıpkı nankör insanların yaptığı gibi. Onların yaptığına da dilimizde küfran-ı nimet denir. Yani nimete karşı kafirlik demektir. Nedir? Dersiniz ki kardeşim ben sana ne yaparsam yapayım sen görmüyorsun. İşte bunlar da görmüyorlar. Yani görmek istemiyorlar. Onun için hepsi yalancıdır. Kimler? Kime ki Kur'an'ı doğru bir şekilde anlattınız ve kabul etmediyse. Kur'an'ı doğru bir şekilde anlatmadığınız kişiler hariç. Geçen hafta da burada söyledik. Ben şahsen dini eğitim görenlerin bile tebliğ, kendine dinin tebliğ edildiğine inanmıyorum. Yani İmam Hatip Okulu'nda okumuş, İlahiyat Fakültesi'nde okumuş ya da medresede okumuş, ne yaparsa yapsın. Onlara dinin tebliğ edildiğine ben şahsen inanmıyorum. Bu benim kendi kanaatim, yanlış olabilir. Çünkü falancanın kitabı okunarak din tebliğ edilmiş olmaz. Din ancak Allah'ın kitabıyla tebliğ edilir. Allah'ın kitabı, Allah'ın kulu, o ikisini bir araya getireceksiniz, anlatacaksınız. Şimdi insanlar kendilerini haşa Allah'ın yerine koyuyor. Biz Allah'ın ayetini anlatırsak anlamazlar. Seni ne ilgilendiriyor? Allah sana bunu anlat diyor. Gerisine sen karışma. Dolayısıyla bir kimseye din tebliğ etmiş olmak için Kur'an'ı anlatmak gerekir. Onun dışındaki bütün gayretler din tebliği olarak anlaşılmaz. Allah elçilerine de ve ma ala rusuli illel belâğı demiştir. Elçilere düşen sadece tebliğdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de belliğ ma unzile ileyke min rabbik Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et demiştir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Kur'an tebliğ edildiği halde yani Kur'an'ı siz insanlara anlattığınız halde bu insanlar eğer kabul etmiyorlarsa o zaman yalancılık ediyorlar. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Orayı diyorsun değil mi? Nazlıklı ne oldu? Neyin? Ha. Ha, indirilenin ne olduğu indirilen de Kur'an-ı Kerim tabi. Yani Kur'an'ı tebliğ etmek gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in başında Allah-u Teala diyor ki Elif, la, mim ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bu kitap kendinde şüpheye yer olmayan bir kitaptır. Bu ne demek? Yani bu kitabı kim okur da anlarsa
manasını kavrarsa, bunun Allah'ın kitabı olduğu konusunda en küçük şüphesi kalmaz. Kesinlikle Allah'ın kitabı olduğunu anlar. Ama bu kitap huden lil muttakindir. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anlayanlara yol göstermez. Müttekilere yol gösterir. Mütteki olmak için de inanmak lazım. Dolayısıyla Allah'ın kitabını anlattığınız zaman Allah'ın kitabı olduğunu kesin kesanlar ya kabul eder ya etmez. Etmezse kafir olur ve yalancıdır o. O yalancıdır. Onun için de burada وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ O gün yalancıların vay haline çekecekleri var diyor Allah-u Teala. Şimdi bu mükezzibin kelimesini yalanlayanlar diye anlamlandırırlar. Bu yanlış. Yalanlayanlar dediniz mi? Yanlış olur. Çünkü yalanlama haklı olabilir. Ama yalancılığın haklı tarafı olmaz. Geçen hafta da kısaca belirtmiştik. Kur'an-ı Kerim'de bu kezzebe fiili üç şekilde geçiyor. Birisi mef'ulsuz olarak geçiyor, Arapça bilenler açısından diyorum. Birisi ba harfi ceriyle geçiyor. Birisi de mef'ullu olarak geçiyor. Dolayısıyla üçüne aynı manayı vermek Arapça bakımından yanlıştır. Mef'ulsuz olarak geldiyse yalan söylemek, çok yalan söylemek demek olur. Ba harfi geriyle geldiyse şunun karşısında yalan söylemek ki hep ayetlerin yalanlanmasında ba harfi ceri kullanılır. Kezzebe bihi, kezzebe bi ayatillah. Allah'ın ayetleri karşısında yalan söyledi. Bir de doğrudan doğruya mef'ul alır. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın ve ma yukezzibunek. Bunlar seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الْكَافِر۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ama bu kafirler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. İşte bu yalancılıktır. Onun için tefsir ve meallerde maalesef bu kelimelerin hepsine de yalanlama anlamı verilmiştir. Dolayısıyla ayetleri anlama imkanı büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Yani doğru anlama imkanı. Mesela bu elimdeki mealde 15, bakayım nasıl mana verir. Vay haline o gün yalan diyenlerin. Bundan ben bir şey anlamıyorum. Siz anladıysanız bilmem. Yalan demek. Elem nuhlikil evvelin. Öncekileri helak etmedik mi? Öldürmedik mi? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ Sonra arkadan gelenleri onlara katacağız. كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ Günahkarlara böyle yaparız. E peki öncekileri helak etmedik mi derken peygamberler ölmedi mi? Sıddıklar ölmedi mi? Hepsi öldü. Biz de öleceğiz. Yani cennetlikler de ölüyor, cehennemlikler de ölüyor. Ama cennetliklerin ölümü helak değil. Çünkü onlar bu dünyada bir yaptıysa ahirette en az 10 karşılık alacaktır. Yaptığı bire karşılık ve birin karşılığı 10 almak üzere bir yerde bekletilen kişiye helak olmuş denir mi? Ona sadece müjde verilir, başka bir şey değil, değil mi? Ve daha fazlasını alacak, sadece 10'la değil, 1'e 10 değil. Onun için müminlerin ölmesi bir helak değil. Kendilerine yapılan müjdeyi alabilmeleri için bir dinlenme odasına çekilmek gibi bir şeydir. Siz şurada 5 dakika dinlenin. Şöyle güzel içecekler var. Şurada rahat 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 edin. Manzara da güzel, hava da güzel. Öyle demektir. Sonra arkasından hayal edemedikleri kadar büyük nimetlerle karşılaşacaklar. Bu bir helak değil. Ama bu yalancılar dünyadaki bütün imkanlarını kaybetmiş olacaklardır. Büyük bir servete hükmederken orada hiçbir şey olmayacak. Üstelik yaptıklarının cezası olarak da cehennem. Hem elindekilerin tümüyle kaybetmiş hem de cezaya çarpılmış olacak. Onun için bunlar helak olmuş oluyor.
Hani keşke ölse de kurtulsa. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا. Defteri arkasından verilen yalvaracak. Ah keşke, neredesin ölüm? Keşke ölseydi. Ya Rabbi beni öldür de kurtulayım. Yok. Mümkün değil. وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. O gün yalancıların, işte bütün çirkinlikler, kabahat, leyl kubuh demek esasen Arapçada. Bütün çirkinlikler yalancılara aittir. Yani vay haline onların, çekecekleri var. اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Sizi zayıf bir sudan yaratmadık mı? İşte insanın tohumu, annesinin suyu, babasının menisidir ve dayanıklı bir su değildir bu. Kısa sürede ölür. فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ. Sonra onu sağlam bir karargaha yerleştirdik. Ana rahmine. Döllenmiş hale geldikten sonra. اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ. Belli bir süreye kadar. فَقَدَرْنَا. Sonra biz onu, onun kaderini belirledik. Nerede? Ana rahminde. Bize kaderin nerede belirlendiği anlatılır? Eskiden, ezelde. Bir kere bunun, buna delil olabilecek ne bir hadis vardır ne de ayet vardır. Hiçbir şey yoktur. Bak, yaratıldıktan sonra, peki bu kader ne? Bu kader ölçü demektir. Yani ana rahminde her insanın kendine ait ölçülerini belirledik diyor Allah. Onun için birisinin sesi diğerinin aynısı değildir. Birisinin görüntüsü diğerinin aynısı değildir. Birisinin teri diğerinin aynısı değildir. Birisindeki kıl diğerinin aynısı değildir. Birisindeki küçücük bir parça diğerinin aynısı değildir. Bir kişiyle tokalaştığın zaman genetik uzmanları diyor ki sana ait milyonlarca genin bilgisini öbür tarafa geçer. Onun avucunda seninle ilgili bütün bilgileri buluruz diyor. Yalnız sana ait. Dolayısıyla Allah ana rahminde senin kaderini belirliyor. Yani ne? Sana ait olmak üzere bir vücut yaratıyor. Vücudun sana ait olan özellikleri var. Onu belirliyor. Kader o. Yani kader kelimesinin Türkçe karşılığı ölçü de Türkiye'de bugün kullanılan karşılığı standart. Ama her kişinin kendi standartları var. Bir de o standartların tüm insanlarla bir uyumu var. Kaderle ilgili bütün ayetlere bakın. Hep öyle. خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Önce yaratır, sonra kaderini belirler. Yani ona ait olan ölçüleri belirler. Zaten hadisi şerifte de ana rahminde bir meleğin gelip kişinin kaderini, hayrını, şerrini orada belirlediği, yani standartlarını koyduğu ifade edilir. Dolayısıyla bunu ayetle birlikte anladığınız zaman problem olmaz. Ayetten ayırdığınız zaman bu defa ana rahmi de kesmez sizi, ezele gidersiniz. Elinizde hiçbir delil olmadığı için bu konuda Allah bilmiyor mu demeye başlarsınız. Allahü Teala her şeyi biliyor. Allah'ın bilgisi قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرِ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. De ki deniz Rabbimin sözleri için mürekkep olsa لَنَفِدَ الْبَحْرُ. Hani onun sözlerini yazsak deniz kesinlikle biterdi. قَبْلَ اَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Rabbimin sözleri bitmeden deniz biterdi. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْرِهِ مَدَدَا. O denizler kadarını da buna
destekçi getirseydik gene biterdi. Peki bizim şu elimizdeki Kur'an-ı Kerim'e ne kadar mürekkep lazım? Az bir şey değil mi? E bizim Allah'ın bilgisinden bildiğimiz bu Kur'an'da olanla sınırlı. Öyleyse kendi kafamıza göre bu Kur'an'ın dışında herhangi bir şey icat etmeye hakkımız yok. Allah bilmiyor mu kardeşim? Canım şimdi o zaman Allah bilmiyor mu meselesiyle hareket edersen Kur'an-ı Kerim'deki binlerce ayeti yok sayman lazım. Allah'ın bildirdiğine baksana sen. Allah'ın bilgisine sen ne kadarını biliyorsun ki? İşte bu kader konusunda konuşanların tek dayanağı odur. Çünkü ne hadis vardır, ne ayet vardır kendileriyle ilgili, kendilerini destekleyecek. Allah bilmiyor mu diyerek insanların zihnini karıştırırlar. Başka yapacakları yok. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ O gün yalancıların vay haline çirkinlikler onlar içindir. اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا Biz yeri kifat etmedik mi? Şimdi kitap, kifat şöyle. Enes Hoca uzat elini. Uzat. Bunu. Bu elini. Ha. Şöyle tutup kendime çekiyorum. Kifat bu. Şimdi yeryüzüde yani toprakta bir çekim kuvveti var değil mi? Dünyada. İşte o çekim. O çekim kuvvetiyle yeryüzü hem ölüleri hem dirileri barındırıyor. Onun için biz dünyadan ayrılmak istersek o çekim kuvveti engel oluyor. Yani ne kadar sıçrarsan sıçra düşüyorsun tekrar yere. O çekim kuvvetinden dolayı toprağın içerisinde koyduğumuz ölüler orada kalıyor, dışarıya atılmıyor. Elem nec'alil arda kifaten. Yeri kifat olarak oluşturmadık mı? Yani ona bir çekim kuvveti vermedik. Ahyaen ve envata, hem canlılara hem ölülere. Hepsini topluyor bir kap gibi içerisinde. Bir hadis rivayet ediliyor. Sahih mi değil mi bilmiyorum ama manası güzel. Bu kelimeyle ikfitu sibyanekum billeyl. Gece çocuklarınıza sahip olun. Yani çekin eve alın. Sokakta bırakmayın. Ve cealna fiha ravasiye şamihat. O yerin içerisinde yerin derinliklerine kökü inen dağlar. Ama yüksek de. Yukarılara da çıkıyor. Hani şimdi bir tahtanın üzerine çivi çakarsınız. O çivi tahtanın derinliklerine gider. Tahtayı öbür tahtayla birleştirir ama üst tarafta bir şeysi yoktur. Tahtayla aynı seviyede kalır. Ama dağlar öyle değil. Dağlar yeryüzünü sabitleştiriyor ama dışarıda da yüksekçe bölümleri kalıyor. وَاَسْقَيْنَاكُمْ مَا اَنْفُرَاتَ İşte şimdi benim yaptığım gibi sizi tatlı su ile de suladık. Tatlı sular da içtiniz. Fırat kelimesi tatlı su demek. Demek ki işte bizim Fırat Nehri de tatlı su taşıdığı için o ismi almış. وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ O gün yalan söyleyenlerin üzerinde pislik olacak. Yazıklar olsun onlara. اِنْطَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Gidin. Hani onunla ilgili ayetler karşısında yalan söylüyordunuz ya, canım ahiret olmaz. Olsa bile Allah bana bu dünyadakinden daha fazlasını verir. Bana niye azap etsin ki diye kafalarından konuşanlar var. Hani olmaz diyordunuz ya, işte ona doğru gidin bakalım. İndaliku
İlâ zillin, bir gölgeye gidin. Ama bu sizin bildiğiniz gölgelerden değil. Zî felâthi şu'ab. Üç şubesi var. Üç bölümü olan gölge. Ama la zalilin, öyle senin bildiğin gölgelerden değil, adamı gölgelendirmiyor, adamı serinletmiyor. Ve la yughni minel leheb, o ateşin alevlerinden de korumuyor. O alevler oraya kadar geliyor böyle. Gelip adamı orada kızartıyor. İnneha termi bi şararin kel kasr. O cehennem kıvılcımlar atar. Ne gibi? Saray gibi kıvılcım olur mu? Şimdi bakın buradaki meale bir bakalım. 37, şey 32. Öyle kıvılcımlar atacak ki her biri bir saray gibi, sanki sarı erkek develer gibi. Sarayla sarı erkek deve arasında ne benzerlik var? Sarayın rengi sarı mı? Şimdi saray gibi bakın. İnneha termi bi şararin kel kasr. O cehennem kıvılcımlar atar. Kasr gibi. Evet, kasrın saray anlamı var. Saray gibi kıvılcımlar atar diyor. Ke ennehu cimaletun, sanki o bir deve gibidir. Suf sarı deve gibidir. Ya bir saray, bir tane değil, bir sürü sarı deveyi ahırına koyar, hiç dışarıda göremezsiniz bile onu. Nasıl oluyor bu? Şimdi hakikaten ben bunu anlayamıyorum. Yani bu Kur'an'a meal verenler niye düşünmeden meal verirler? Hakikaten benim aklım ermiyor. Şimdi birçoklarının sözüne hak veriyorum. Bana diyorlar ki çok sertsin. Hakikaten haklılar. Yani o sert olmamaya gayret gösteriyorum. Ama başaramıyorum. Yok, başaramıyorum. Gerçekten. Şimdi bakıyorsunuz. Ya kardeşim, bu kasr kelimesi Arapçada olan bir kelime. Kasr kelimesine köşk manası verilir ama kasir diye bir kelime vardır. Nedir? Kısa. Taksir vardır. Eksiltme. İşte kassara, yukas, çok değişik manaları vardır. Bir şey içinde saklama anlamı taşır. Saraya diyor kasr denmesinin sebebi hanımları içinde sakladığı içindir diyor. Bina olduğu için değil. Yani bir şeyi içerisine alma. Şimdi o zaman kelimenin asıl anlamı saray değil. Şimdi o zaman asıl anlamı ne? En eski müfessirlerden Dahhak var. 105 tarihinde vefat etmiş. Peygamberimiz en yakın. Vefatı 105. Doğum belli değil. Yani bu zat 80 yaşında ölmüş olsa zaten tabiindendir, değil mi? Ben öyle biliyorum. Ne olmuş olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, Peygamberimiz vefatından 12-13 sene sonra doğmuş olacak, öyle değil mi? Şimdi Peygamberimizin vefatı 632. Yok, o kadar da değil. 632'den 105'ten 632'yi çıkarın, kaç ediyor? 632 68 eder. 5 ile katın 73.
Yani adam 73 yaşında olsa peygamberimizin vefat ettiği sene doğmuş olması lazım. Daha fazla yaşlıysa peygamberimiz hayattayken doğmuş olur da bir başka bölgede doğduğu için görmemiştir, o kadar. Yani ana kaynağa en yakın olanlardan bir müfessir. Bu şahıs tefsirinde bu kelimeye şöyle diyor. Bu diyor, hurma gövdesi uzun ağaçların gövdesi manasına gelir diyor. Hurma gövdesi. Orada da hani lifler saklanıyor içeride. Hani orada nasıl kadınlar o sarayda saklandığı için adına kasır deniyorsa, burada da içinde ağacın lifleri, işte çeşitli bölgeleri saklanıyor ve bir gövde oluşuyor. Yani bir sıkıştırma var orada. Hurma gövdesi ve uzun ağaçların gövdesi manasına geliyor. Şimdi hurma gövdesine, ağaç gövdesine benzer kıvılcımlar atıyor. Keennehu cimaletun sufrun. Sanki sarı develer diyorlar. Değil. Cimale kelimesinin de farklı manaları var. Evet. Deveye cemel denir. Güzelliğinden dolayı. Şu Arapların çünkü en hoşlandıkları mallarından birisidir. Ama mesela mücmel kelimesi de vardır aynı kökten. Manası ne? Öz değil mi? Özetlenmiş, yani toplanmış bir araya. Şimdi cimale kelimesi de, ya da cümmel, ya da cemel, ya da cimal, çok değişik şekillerde, bu kelimenin de Arapçada, mesela en eski Arapça lügatlardan Mu'cem-i Mekayis-i Lüga. Orada diyor ki, bu geni halatı ve köprü halatı anlamına gelir diyor. Şimdi mesela biz köprü halatı olarak İstanbul'da yaşayanlar Boğaz Köprüsü'nün halatlarını biliyoruz, değil mi? Onlar biraz fazla kalın. Ama gemi halatları da kalındır. Şimdi ağaç gövdesi, yani mesela bir ağacın gövdesine de benzer. Gemi halatını uzatın, kalın olduğu için, ya da köprü halatı bir ağacın gövdesine benzer. Şimdi cimaletun sufrunda da bir de sufur kelimesi de var, sarı. Sarı kelimesi yine müfredatta şöyle diyor, gerçi diğer lügatlarda da aynısı var. Diyor ki bu sarı maden demektir diyor. Yani işte pirinç diyoruz ya. Ya bunlar, yani biz bunları kendimiz icat etmedik ki, bunlar olanlar. Ve şunu da yazıyorlar, İbn Abbas buradaki cimale kelimesinin halat anlamında olduğunu söylemiştir diyor. İbn Abbas da Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu olan sahabiden büyük bir alim. Hatta tefsirde de önder kabul edilen bir zattır. E peki bütün bunlar kitaplarda varken, o manayı vermek gerekirken niye böyle acayip bir mana veriliyor bu ayetlere? O zaman mana şu oluyor, bak. İnneha termi bi şararin. O cehennem kıvılcımlar atar. Şimdi gözünüzün önüne bir yanardağı getir. Yanardağdan yükselen kıvılcımları düşünün. Sarı bir sütun gibi yükselmez mi? İşte bir ve de o bir açıdan da bakarsın halat gibi de gözükebilir. Çünkü hepsi değişik inceliklerde falan. Sarı halat ya da ağaç gövdesi gibi. Ağaç gövdesi gibi kıvılcımlar sanki sarı halattır. Niye? Çünkü oradan kıvrılır. Dik olarak çıkıp durmaz. Sonra halat gibi kıvrılır, aşağıya doğru iner. Şimdi tekrar mana veriyorum, bakın. İnneha
O cehennem termi bir şararin, kıvılcımlar atar. Kel kasr. Gemi halatı, köprü halatı gibi. Kıvılcımlar atar. Keennehu cimaletun, yok kel kasr, yanlış söyledim. Ağaç gövdesi gibi kıvılcımlar atar. Çünkü onun bir yönüne bakarsın, ağaç gövdesi gibi olur. Çünkü üstü de dağılır ya, hakikaten ağacın sanki gövdesi gibi kalır alt tarafı. Keennehu cimaletun sufrun, sanki sarı gemi halatı, sarı yani sarı madenden gemi halatı ya da sarı madenden köprü halatı gibi. Şimdi yerine oturuyor. Yani çok büyük kıvılcımlar atıyor. Biz bunu ancak bir yanardağı hayal ettiğimiz zaman düşünebiliyoruz. Yoksa sıradan şeyler olmuyor. Ya da çok büyük bir yangında içeriden bir takım şeyler patladığı zaman o kıvılcımlar atılıyor. Madenler eridiği zaman bunlarla beraber mesela madeni kıpkırmızı akıyor. Ha, madenler eridiği zaman da kırmızı akıyor ama bu sarı diyor. Tabii sarıyla kırmızı arasında da çok yakınlık var. Doğru. Doğru. Yani bu cehennem ateşinin ne kadar korkunç olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Ama efendim öbüründen de böyle anlıyorum diyebilirsiniz de. Fakat anlamlarda bir uyumsuzluk var. Şimdi köşk gibi kıvılcım. Böyle bir şey olmaz. E köşk nasıl deveye benzetilir? Sarı deveye nasıl benzetilir? Evet, bunlar şey olarak yani büyük sıkıntılar doğuracak mana değil diğer hatalar gibi ama bu bir anlayış şeyidir. Niye inceden inceye bakmıyorsunuz? Bizde birisi bir şey yaptı mı öbürü de onu yapıyor. Hiç bakmıyor acaba bu insan hata etmiş olamaz mı diye. Ya bizim de ben bundan çok eminim. Ne kadar büyük hatalarımız vardır. Fakat bizim dostlarımız sağ olsunlar bizi tenkit yerine duygusallığa kapılıyorlar. Ya niye duygusallığa kapılıyorsun? Bir yaptığımız yanlış varsa onu ortaya koyun biz de düzeltelim. Öyle yapacaklarına sen mi daha büyük alimsin falan mı diye. Birisi bana demişti ki sen mi daha büyük alimsin İmam Rabbani mi? Ben de dedim ki vallahi dedim bilmiyorum dedim acaba hangimiz daha büyük alimiz dedim. Ama ben ondan daha büyüğüm dedim. Bir terazi, en iyisi dedim, bir terazi getirin. Bir tarafı onun ilmini koyalım, bir tarafta benimkini tartalım, ortaya çıksın. Bu ne biçim şeydir dedim, bu tavırdır. Sizin bu yaptığınız sokak çocuklarının tavrına benziyor. Benim babam senin babanı döver. Başka bir manası yok. Kardeşim sen mi daha büyük alimsin, filan mı daha büyük alim diye bir laf söylemeye lüzum yok. Söylediğimiz bir sözün yanlışlığını görüyorsan de ki yanlış. Yoksa yok. Yani herkesin hangi alim olursa olsun, herkesin doğru yaptığı da vardır, yanlış yaptığı da. İnsanız çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanlışlarını yerleştirmiş. Çünkü insan olduğunu bizim olmaz mı? Elbette ki her alimin hatası olur, yanlışı olur. Ama bizim burada tenkit ettiğimiz şu, o alimin hata yapmasını değil, yapar. Ama arkasından gelenin hiç düşünmeden onu olduğu gibi alması yanlış. E bir baksın acaba burada bu zat doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Yok efendim bu büyük zattır, yapmaz. Allah Allah. Allah-u Teala kitabına koskoca peygamberinin hatasını koymuş boşuna mı? وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ O gün çirkinlik yalancıların üzerine, yalancılara mahsustur. Evet. Yani bu dünyada müminler de çirkin gösterilebilir ama
Ahirette bu mümkün değil artık. Her şey ortaya çıkacak. Hâde yevmu la yantikûn. Bu konuşmayanların günüdür. Yani o gün kimse konuşmayacak. La yetekellemûn. Hiç kimse konuşmaz. İlla men edine lehurrahman. Rahman'ın kendine izin verdiği kişi başka. Ve kâle savâbe, o da doğruyu söyleyecektir. Başka bir şey değil. Herkes böyle susacak oluyor. Zaten herkesin bütün yaptıkları önüne çıktığı zaman şaşırıp kalacak. La yüselu an zunubihimul mujrimun. Yani günahkarlara hangi günah işlediniz diye sorulmayacak. Gerek yok, hepsi orada da. Hepsi yazılmış. Ne yapacaklar ona şaşırdı. Ma lihâdel kitab. Ya şu deftere bak. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsini yazmış ya. Kimsenin konuşmasına ihtiyaç yok. İşte hâve yevmu la yantikun. Bugün konuşmayanların günü. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. Kendilerine izin verilmez ki özür dilesinler. Ya Rabbi aslında falan var ya, ah o işte, bu tabi bunu cehennemde söyleyecekler de, hesap gününde değil. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. O gün çirkinlik yalan söyleyenlerin üzerindedir, onlara mahsustur. Yalnız onlarda olacaktır. Hâzâ yevmul fasl. Bu fasıl günüdür. İyi ile kötünün birbirinden ayrıldığı, hakla batılın net olarak ayırt edildiği gündür. Bu dünyada her şey birbirine karışabilir. Cema'nâkum vel evvelîn. Sizi orada topladık. Öncekileri de. Bütün insanlık orada. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَك۪يدُونَ. Eğer elinizde bir çıkış yolu, bir planınız, bir projeniz varsa hemen yapın. Buradan kaçabiliyorsanız kaçın, serbest. Buyurun. Hadi. Nereye kaçacaksın? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yok. وَاِلُنْ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. O gün çirkinlik yalan söyleyenlere mahsustur. Vay haline onların. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي ظِلَالٍ وَعُيُونَ. Müttekiler gölgeler ve çeşme başlarındadırlar. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Canlarının çektiği meyveler. Tabi o çeşmelerde sadece su yok. Bal var, süt var, her türlü içecekler var, her türlü içkiler var, her şey var. Ne isterseniz. Ama oranın içkisi adamı sarhoş etmiyor. Midesine de dokunmuyor, rahatsız diye etmiyor. Kolesteroldur, bilmem nedir, hiçbirisi yok. Kulû ve şurabû henîen. Yiyin için. Afiyet olsun. Bima kuntum ta'melun, bu yaptığınıza karşılıktır. Biz ne yaptık ki ya Rabbi? Yani yaşadığımız ömür ne kadar? 100 sene diyelim. Ve bu 100 senenin de 24 saati ibadette geçmiş kabul edin. Alnını secdeden kaldırmamışsın, bütün imkanlarını Allah yoluna harcamışsın. Peki cennet ne kadar devam edecek? He? Sonsuz. Peki sonsuz karşısında 100 senenin kıymeti mi olur? Ya
Ya Rabbi, yani bu hangisi bizim yaptığımıza karşılık ki? Biz dünyadaki bütün ibadetlerimizi bir araya getirsek, oradan bir tabak yemeye bile yetmez bizim paramız. İnne kezalike nezzil muhsinin. Biz iyi davrananlara mükafatı böyle veririz. Yani bizim kuralımız bu. Sen yaptın ya, tamam işte alacaksın. Burada ölçü yok. Al. وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. O gün yalanlayanların vay haline. Çirkinlikler yalanlayanların üzerindedir, onlar içindir, onlara mahsustur. Yalancıların. Ne kadar yaparsak yapalım, bizim de zihnimiz yıllarca yalanlayanlar diye alışmış, birdenbire intikal etmesi kolay değil. Kulû ve temettû kalîlen innekum mucrimûn. Şimdi Allah-u Teala insanlara diyor, bu yeryüzünde yaşayanlar, yiyin için. Az bir şey yersiniz, içersiniz. Yani isterseniz şu 100 sene yaşayın, ömür boyu dünyanın en zengin, en itibarlı, en güzel yaşayan, hayatını dolu dolu yaşamak dedikleri şekilde yaşayan kişisi olur. Sonsuz ahiret karşısında buradaki nimetin ne değeri olur? Yani çünkü şimdi burada hadi 100 sene diyelim, öbür taraf 100 milyar sene değil ki. 100 katrilyon sene değil. Artık bilmediğimiz 100 bilmem ne senede değil. Artık rakamlar bitiyor. Sonu yok. Onlarla kıyaslarsan bu sıfır olur. Hiçbir şeysi olmaz mı? Onun için yiyin için, bir de az yiyin. Çünkü az bir şekilde yiyin. Niye az bir şekilde? İsterseniz dünyanın tamamında yeseniz ahiret karşısında hiçbir şeydir, sıfır. İnnekum mucrimun. Çünkü siz günahkarsınız. Suçlusunuz. Yaratanı tanımıyorsunuz. Onun ayetleri karşısında yalan söylüyorsunuz. Gerçekleri pekala kavruyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Veylün yevmeizin lil mukezzibin. O gün çirkinlik yalancılara mahsustur. Yazık onlara, vay onların haline. Kulû ve temettû. Ha, orayı okudum. Ve izâ kîle lehum rükû lâ yerkû. Onlara rükû edin dendiği zaman rükû etmezler. Yani boyun eğin. Allah'ın emrine uyun. Dendiği zaman bakarsınız ki, tabii canım elbette yani, ama her konuda uymamız gerekmez diye Allah adına hükümler beyan etmeye çalışıyor. Ya öyle ben günde 5 kere namaz kılacağım, yok şu bu bana göre değil kardeşim, kusura bakma. Tamam, amenna ve seddakna, biz de Müslümanız ama sınırlarını ben kendi çizdiğim bir Müslümanlığı isterim, Allah'ın çizdiği Müslümanlığı değil. Öyle mi? Hadi bakalım. İslam teslimiyet demektir. Kayıtsız şartsız teslim oluyorsan Müslümansın. Benim şartım var. Şimdi savaş sırasındasınız, düşmanı pusuya düşürdünüz, tüfeği dayadınız, teslim oluyorsunuz. Diyor ki teslim olurum ama şartım var. Böyle bir şey olur mu? Eğer şart ileri sürebiliyorsa demek ki adamı teslim alamamışsın. Evet ya Rabbi, tamam ben senin eyvallah haş. ama yani bu çağımızın da şartları var, yani onda hayatın bir takım gerçekleri var. Öyle mi? Peki tamam, serbest. Buyur istediğini yap. Tam teslim olmayı istiyor Cenab-ı Hak.
Tamam ya Rabbi, baş üstüne. Baş üstüne dedikten sonra yapamadıysan, yap, ya Rabbi ben suçluyum. Gene baş üstüne demektir o. Tabii hiç kimse kendisinin dinsiz olduğunu kabul etmek istemez. Yani hiç kimseye kafir diyemezsiniz. Şimdi aklıma geldi, bu başörtüsüyle ilgili ilk toplantılardan birisiydi. TGRT'de bir açık oturum yapıyoruz. Yanımda da hala televizyonlarda arada sırada gözüken bir zat var. Şimdi o başörtüsünün aleyhinde konuşuyordu. Şimdi bugünler de lehine dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi yan yana oturuyoruz. O başörtüsüyle ilgili böyle aleyhte bir takım şeyler konuştu. Ben de ona dedim, reklam arasında dedim ki ya konuşabilirsiniz tabii. Allah sana cehenneme gitme hürriyetini vermiş dedim. Kullan bu hürriyetini dedim. Olur mu öyle şey dedi. Olur mu öyle şey, ne demek falan. Olmazsa dedim, ona göre konuş. Allah sana cehenneme gitme hürriyetini vermiş. Kullanıyorsun, kullan dedim. Kabul edemiyor. Olur mu öyle şey diyor. Onun için bunu ara sırada söylüyorum. Ama çok önemli bir şey olduğu için sürekli söylenmesi gerekiyor. Kim olursa olsun, ateistler de dahil, herkes kendini dindar sayar. Yani dindar sayarken Allah'ın kulu sayar ha, başkasının kulu falan değil. Yanlış değerlendirmeyin. Kendini Allah'ın kulu sayar. Ama o dine kendisi tanım verir. Dini kendi tanımlar. Allah'ın tanımladığı dini istemez. Hesabına gelmez çünkü. Sınırlarını kendi çizdiği dinin dindarlığıdır. Ya da bağlı olduğu grubun çizdiği dinin dindarlığıdır, dindarıdır. Bir. İki. Hiç kimse kendini müşrik saymaz. Ama hiç kimse. Mekkeli müşrikler, bugünkü Hristiyanlar dahil. Çünkü müşriklik kötü bir şeydir. Bunu herkes bilir. Ne derler? Suç, samur kürk olsa kimse giymez, değil mi? Şimdi Allah-u Teala diyor ki, vallahi şöyle diyecek, onların sözleri sadece şudur, vallahi Rabbina ma kunna müşrik. Şimdi Mekkeli müşrikler, o putları için diyorlardı ki, bunlar Allah'ın yanında bize şefaatçi olacak. Peki bunlar ahirete inanıyorlar mıydı? He? İnanmıyorlardı. Yani inananlar vardı ama çoğunlukla inanmıyordu. Peki ahirete inanmayan için put hangi türde şefaatte bulunabilir? Dünyada. Yani yağmur yağacak, gidiyorlar işte puta, söyle işte yukarıdakiyle senin aran iyi. Ve putlara da Allah'ın kızları, melekler diyorlardı, melek. Onun için Allah'ın isimlerinden veriyorlardı. Allah, onun mennesi Ellat. Allah'ın bir ismi El-Mennan, El-Menat. Allah'ın bir ismi El-Aziz, El-Uzza. Yani neye benziyor? Diyelim ki Hüsnü'nün kızı Hüsniye. Aziz'in kızı Azize. Hamdi'nin kızı Hamdiye gibi yani. Yani babasının adına benzeterek isim veriyorlar. Ya Allah'ın kızlarıyla biz Allah'a gidiyoruz. Bizim asıl maksadımız Cenab-ı Hak. Niye müşrik olalım ki? Şimdi bir de gidiyor bir yere, diyor ki işte bizim işte kıza bir kısmet. Sen yukarıdakiyle aran iyidir. Mekkeli müşrikin yaptığıyla ne farkı var?
Mekkeli müşrik de kendini müşrik kabul etmiyordu, bunlar da kabul etmezler. Desen ki bundan istenir, ben Allah'tan istiyorum. E peki Allah'tan istiyorsan daha buraya niye geldi? E bu zaten Allah'ın yanında kıymeti vardır. E varsa var. Uğraş senin de olsun, sana ne? Ve şimdi en önemli kısmı söyleyeceğim size. Bunu ben her fırsatta da tekrarlamak istiyorum. Çünkü tüm Müslümanların, İslam aleminin en baştaki hatalarından bir tanesidir bu. Sık sık tekrarlayalım. Belki yaygınlaşır. Şimdi bir Danimarkalı Katolik papaz profesör söylemiştim. Dersime girdi. Bu geçen senenin son derslerinden bir tanesiydi. Ders bittikten sonra işte birkaç tane biraz konuştuk, bir şeyler yaptık falan. Dedi ki sen bize müşrik diyorsun dedi. Halbuki derste hiç ondan bahsetmemiştim yani. Demek ki daha önce yazılarımızı okumuş galiba, hazırlıklı gelmiş. Çünkü bana dediler ki dersine girmek istiyorum, müsaade eder misin? Ben de buyursun girsin dedim. Sen bize müşrik diyorsun dedi ama biz müşrik değiliz. Vallahi dedim ben derste hiç öyle bir kelime kullanmadım ama siz müşriksiniz dedim. Olur mu dedi, biz Allah'ın birliğine inanıyoruz. Peki dedim, İsa'ya ne diyorsunuz? İlahtır. Peki kutsal ruha ilahtır. Peki o üçünü birleştiriyorsunuz, ona ne diyorsunuz? Çok kutsal üçlü birlik. E peki siz böyle dediğiniz zaman Allah bir mi oluyor dedim. Eş koşmuş olmuyor mu? Bu anlaşılmaz akılla dedi. Ama dedim insanlar akıllı. Bunu akıllı olmayan bir varlık türü bulun, gidin onlara anlatın. Ama bakın, bizim akaid kitaplarımızda tevhid inancı nasıl anlatılır? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye anlatılmaz mı? Peki Mekke'li müşrik Allah'a iki tane mi diyordu? Kur'an ayetleriyle. Hiç Allah yoktur diyen Kur'an-ı Kerim'e göre bir insan var mı? Bugün ateistler de dahil sana yok der ama kendi içinden varlığını çok net olarak, kesin olarak bilir. Ben Allah'ın varlığına inanıyorum diyor. Yeryüzünde hiç kimse Allah'a iki demiyor. İşte Hristiyanlar da öyle. Onlar da Allah var ve bir diyor. Sen Allah tevhid inancını Allah'ın varlığına ve birliğine iman şekline getirirsen o zaman yeryüzünde bir tane müşrik kalmaz. Çünkü Mekkeli müşrik de Allah'ı var ve bir biliyor. Git Çin'e, Tibet'e, Kore'ye, Japonya'ya, onlar da Allah'ı var ve bir biliyor. Hiçbirisi iki tane Allah demiyor. Peki peygamberler ümmetlerine neyi anlattılar? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Tevhid inancı bu. Allah vardır ve birdir dedim mi herkes şirkten uzak ve mümin olmuş olur, muvahhid olmuş olur. İşte Müslümanlar doğru tevhid inancından habersiz yetiştirildikleri için birisi televizyonda çıkıp da bir papaz Allah dedim, ha o da Allah diyor ya diyor. E tabi ya ne diyecekti? Başka bir şey mi diyecekti? Başka bir şey mi bekliyordu? Onun için Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz an iş değişiyor. O zaman şeyin çehresi bozulmaya başlıyor Hristiyan'ın. O zaman başlıyor kızarmaya. Çünkü İsa'ya ilah dediğini çok iyi biliyor. Kutsal ruha ilah dediğini çok iyi biliyor. Papazının ilah olduğunu çok iyi biliyor. Bunda şüphesi yok. İşte Peygamber Efendimiz Allah'tan başka ilah yoktur dediği için Mekkeliler ona karşı çıktılar. Yoksa Allah vardır ve birdir deseydi hiç kimse karşı çıkmazdı. Çünkü hepsi de Allah vardır diyor, hepsi de Allah birdir diyor. Ayetlerde diyor ya,
وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لِيَكُولُنَّ اللّٰهِ Bir sor onlara, gökleri yeri kim yarattı? Evet Allah. İşte sizi kim yarattı? Allah. Yağmuru kim yağdırır? Allah. Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz zaman mesele ortaya çıkıyor. Şimdi siz bizde yapılan hataların büyüklüklerini görüyor musunuz? Siz tevhid inancı diye insanlara öğretmişsiniz. Öyle öğretmediler mi size, lütfen söyler misiniz? Tevhid inancı diye Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak dedim mi? İslam'ın hiçbir ayrıcalığı kalmıyor ki. Ama bütün peygamberler la ilahe illallah öğretmişlerdir. Allah'tan başka ilah yok. Allah'ın varlığını ispata ihtiyaç olmadığı için hiçbirisi bununla meşgul olmamış. Ama Allah'tan başka ilah yok. Allah'ın varlığı için sayısız delil bulunur. Ama Allah'tan başka iddia edilen ilahlar için hiçbir delil olmaz. Almanya'dan gelen Protestan Profesör Papaz, onun konuşmalarına birçoğunuz katıldınız. Yani onun bizim vakıftaki görüşmelere geçen seneydi değil mi? Bir sene olmadı. Birkaç ay oldu. Mayıs ayındaydı, evet. Ona dedim ki, Allah'ın varlığı ve birliğine herkes inanır mı? Elbette dedi. Peki, İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu konuda bir deliliniz var mı dedim. Yoktur dedi. Kesin olarak yok. Ama dedi, hissedersiniz dedi. İnanırsanız hissedersiniz. Hep duygulara hitap ediyorlar. İşte Allah-u Teala diyor ki, ellerinde bir delil olmadan birisini Allah'a ortak koşuyorlar. Peki, delil olmadan bir şeyi Tanrı olarak ilan edersen suçlu olduğunu çok iyi bilirsin. Bunu sen söylüyorsan bunun bir tek sebebi vardır. Bir amaçla söylüyorsundur. İbrahim Aleyhisselam bunu diyor ki, aralarına bir sevgi bağı oluşsun diye ayet-i kerimede, ayetin Arapçası neydi? مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَكُونَ مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ neydi? Yok yok, o değil, o değil. Meveddete beynukuma, İsmail Hoca hoş geldin. Meveddete beynukum, başı neydi? Başı neydi ayetin? Ayetin başı, ayetin başı. İnnemet tehaztum min dunillahi efsanen meveddete beynukum fil hayati dünya. Yani Allah